Herkese hayırlı pazarlar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Her pazar olduğu gibi Akit TV ekranlarında siz yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'den emeklilikle ilgili sorunlarına, sorularına cevap bulmak için hazırladığımız program Ersin Konar ile Gurbetçilerin Emekliliği başladı. Öncelikle Türkiye'deki numaralarımızı rejimizden rica ediyorum. Bize ulaşmak için ekrana vermesini rica ediyorum. Bize ulaşmak için yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız 0312 431 33 35'ten bize ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum, ekranda da görüyorsunuz. 0312 431 33 35'ten bize canlı yayına bağlanabilirsiniz. Aynı zamanda bu bizim ofisimizin de numarası. Öncelikle onu söyleyeyim. Programı izleyemeyenler sonradan YouTube'da veya başka yerde izleyip bu numaradan da direkt bize ulaşabilirler. WhatsApp numarasını da görüyorsunuz ekranda. 0506 689 9130. Yalnız WhatsApp'tan aramalara kesinlikle ve kesinlikle program esnasında açıp da cevaplama ihtimalimiz yok. Onun için 0312 431 33 35'ten bize ulaşmanızı rica ediyorum. Bu program sadece yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye'den emeklilikle ilgili sorunlarına çözüm bulmak içindir. Lütfen hatlarımızı normal Türkiye'deki vatandaşlarımız meşgul etmesin. Bu arada Türkiye'deki vatandaşlarımızdan da bizi izleyenler var. Onlara da buradan bir müjde vermiş olayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Çalışma Bakanlığı'nda bir çalışma başlatıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar için bir çalışma başladı. Bütün vatandaşlarımıza inşallah hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ha, bununla ilgili sorular sormazsanız memnun olurum. Çünkü programımız sadece yurt dışında gurbetçilerin emekliliği programı. Ekranda numaramızı görüyorsunuz. Bize arayıp oradan ulaşabilirsiniz. Çok önemli konularımız var. Konuklarımız var, telefon bağlantılarımız var ve VTR'lerimiz var. Bunları sırayla izleyeceksiniz. İlk önce şunu anlatmak istiyorum. 31 Temmuz'dan sonra televizyon kanallarında kimi görürseniz görün. Bakın bu kadar net söylüyorum. Beni günde 100 kişi arıyor bu konuyla ilgili. Her gün 100 kişiyle bu konuşmayı yapıyorum. Amacımız sizlerin zarara uğratılmaması. 31 Temmuz'dan sonra yasanın uzatıldığını söyleyenler var. Televizyon programlarında ya da arayıp bilgi almak istediğinizde ya da işi bilmeyen Avrupa'daki avukatlar bu yasanın uzatıldığını söylüyor. Kesinlikle ve kesinlikle 31 Temmuz'dan sonra yurt dışı borçlanması yapmak isteyen, ister Türkiye'de çalışması olsun, ister olmasın, herkes 9000 güne tabi. Yani bunun sürenin uzatılması diye bir konuşma sadece sizin cebinizdeki 3-5 kuruşa yönelmek isteyen insanların, yani sosyal güvenlik simsarlarının oyunudur. 9-9, 10-10 gibi tarihler veriyorlar. Bunlara itibar etmemenizi tavsiye ediyorum. Zaten bunu söyleyen insanlar, ben yıllardır televizyon programlarında, burada Akit TV'de binlerce vatandaşımızın bu insanlara dolandırılmasını açıklamalarımızda engelledik. En güzel örneklerinden bir tanesi, biz yıllardır burada, son bir yıldır özellikle Avrupa'da çalışırken maaş bağlatırım diyenlerin, televizyon programlarında sosyal yardım alırken maaş bağlatırım diyenlerin, çok özür dilerim söylüyorum, işsizlik maaşı alırken size maaş bağlatırım diyenlerin, 6-7 bin lira, 8 bin lira emekli maaşı açıklayanların sadece emeklilik sistemini sömürmek için, sizleri sömürmek için bu açıklamaları yaptığını anlattık. Ve ne oldu biliyor musunuz? Binlerce gurbetçimiz bizi dinleyerek bu insanlara kapılmayıp doğru düzgün emeklilik işlemlerine bize teslim ettiler ve binlerce vatandaşımızın emeklilik işlemini yaptık. Bakın 31 Temmuz'da yasa çıktı. Bu kadar net söylüyorum. Borçlanma sistemi 9000 güne çıktı. Şimdi bu insanlar niye Avrupa'da çalışırken maaş alırsınız demiyor? Niye sosyal yardım alırken maaş bağlatırım demiyor? Niye işsizlik parası alırken maaş bağlatırım demiyor? Çünkü kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey yoktu ama alttan borçlanmasını yapan yatırmış gurbetçilerimiz için bu konuşmaya devam edebilirlerdi. Niye etmiyorlar? Ben size söyleyeyim. Çünkü artık kandırabilecek bir gurbetçi kalmadı onların gözünde. Çünkü 2000'e yakın kardeşimiz
gurbetçi vatandaşımız bu şarlatanlara inanıp para kaptırdılar. Dolandırabilecek bir potansiyelleri kalmadı. Karşısında da biz burada devamlı doğru olanı açıklamaya devam ettik. Sırf sizi zarara uğratmasınlar diye. Şimdi bir numaralı VTR'miz var. 31 Temmuz'dan önce, özür dilerim, 31 Temmuz'dan sonra sürenin uzatıldığına dair açıklamaları yapanlar için, yüzlerce kişi beni aradığı için mecburi olarak bir VTR çekmek zorunda kaldım. Öncelikle bu VTR'yi izliyoruz. Sonra konularımıza devam edecek. Devam edeceğiz. Bir numaralı VTR'yi yayınlayalım. İstanbul'a rica ediyorum. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Bu çok önemli olduğu için mecburi olarak bu yayını yapmak zorundayım. Sosyal medyadaki bütün hesaplarıma bu yayını göndereceğim. YouTube sayfamız dahil. Hatta pazar günkü Akit TV'deki programımızda ve diğer kanaldaki programımızda da bunu yayınlayacağız. Şimdi günde 100'e yakın telefon alıyorum. Bakın 31 Temmuz'da sosyal güvenlik yurt dışı borçlanma sistemi komple değişti. Ama bunu rant simsarları 9-9-10-10 gibi tarihler söylüyorlar. Bu yasanın uzatıldığını söylüyorlar. Ve bununla ilgili Akit TV'de bizi izleyerek yüzlerce kişi bizi arıyor. Ve bu yasanın uzatıldığına dair şeyler söylediklerini, televizyon kanallarında insanların bunları söylediklerini söylüyorlar. Ve biz bunları da görüyoruz. Kesinlikle bu insanlara itibar etmeyin. 31 Temmuz itibariyle yurt dışı borçlanması için, yani eski yasa için dava açmadan kesinlikle hak sahibi olamazsınız. Bu insanlar sadece ceplerini doldurmak için televizyon programlarında bu yasanın uzatıldığı gibi şeyleri söylüyorlar. Bu insanlara kesinlikle itibar etmeyin. Bakın yüzlerce telefon alıyorum. WhatsApp durumumda 5000 kişi bizi takip ediyor ve onun için mecburi olarak insanlar yanlış izlenimlere kapılmasın diye bu açıklamayı yapmak zorundayım. Kesinlikle 31 Temmuz itibariyle eski sistemle 3600 gün veya 5000 gün borçlanma yapabilmek için dava açmadan hak sahibi olma ihtimaliniz yok. Kimseye para kaptırmayın. Dava açmak istiyorsanız da bize ulaşın. Hangi televizyon kanalında görürseniz görün. Kesinlikle sürenin uzatıldığı gibi bir yasa çıktığına dair şeyler söylüyorlar. Bu insanlara itibar etmeyin. Bu insanların tek derdi cebinizdeki 3 kuruş. Dava açmadan kesinlikle ve kesinlikle eski yasadan emekli olamazsınız. Bize izlemeye devam edin. Evet, 31 Temmuz'dan sonra sürenin uzatıldığını söyleyenler için bu video, bu VTR sizler için yayınlandı. Kesinlikle ve kesinlikle 31 Temmuz'dan sonra mahkeme kararsız kimse 3600 gün veya 5000 gün üzerinden aşağısından borçlanma ihtimali yok. Sürenin uzatılması diye bir şey yok. Bu sosyal güvenlik simsarlarına hangi kanalda görürseniz görün, itibar etmeyin. Çok önemli konularımız var. Şimdi ben şurada 31 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 1,5 aylık net süre geçti. Bugün ayın 15'i ve şu anda 31 Temmuz'da kendi başvurusunu yapanlardan kendi başına ister konsolosluktan ister kendi adi posta, özür dilerim, iadeli taahhütlü olarak göndermek kaydıyla kendi başvurusunu kendi yapanlar, isterse bağlı bulunduğu sosyal güvenliğe eliyle dilekçe teslim edenlerden net 475 kişinin işini aldım. Bunun sebebi ise, bunun sebebi bu insanlar başvurularını yaptılar ama formülünde başvuru yapmadıkları için. Bakın geçen hafta da anlattım, ondan önceki hafta da anlattım. 31 Temmuz'dan beri yurt dışı borçlanma işleminde o formu doldururken bir formül olduğunu ve bu formülün siz gurbetçilerimiz tarafından bilinmediği için dolayısıyla o form borçlanma talep belgenize 5000 veya 3600 gün yazdığınız anda maaşınızın 700 TL'ye düşeceğini ispatladık. Arkasından bakın çok önemli, bu 475 insan sadece maaşları yükselsin diye bize işini teslim etmedi. Bir de sosyal güvenlik sisteminde her hafta anlattığım adi posta sistemiyle artık evraklarınız sizden istenmeye başladı. Yani bir 1,5 aylık süre zarfında sizlerin taleplerine istinaden, bakın bu çok önemli. Ve beni bununla ilgili yaklaşık 40-50 kişi aradı. Evrakların eline ulaşmadığını söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu size göndereceği evraklarda, yani sizden isteyeceği belgelerde iadeli taahhütlü evrak çıkartmayacak. Yasa açık. Sosyal güvenlik sisteminde size çıkacak borçlanma belgeleri ya da sizden istenecek belgeler bir mektup içine koyup 500 kuruş, yani 50 kuruş dediğimiz posta sistemiyle size gönderiliyor.
Ve bakın bu çok önemli, bu çok önemli. Şu anda 1 milyon talep var. Bu 1 milyon talebin 100 bin tanesi, 100 bin tanesi sadece 800 tanesi bize işini teslim etti. 31 Temmuz'dan önce biz başvuru yaptık. Ama 100 bin tanesi işini dışarıdan birine yaptırıyor, takip ettiriyor şu anda 100 bin tanesi. Ama 900 bin tanesi kendi başına başvuru yaptı. Ve dolayısıyla bu postadan çıkacak evraklar. Bakın size 3 tane evrak çıkacak. Ve bunlar adi posta sisteminde çıktığı için gerek Avrupa adresinize gerek Türkiye adresinize ulaşmama riski %90. Postalar evraklarda kaybol. Postaneden çıktıktan sonra evraklar kaybolduğunda 3 aylık süreniz var. O evrak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çıktığı anda sizden zaten öncelikle emniyet giriş çıkışı isteyecekler. Sizin pasaportlarla Türkiye'ye gelip bu emniyet giriş çıkışları tamamlamanız gerekiyor. Tabii o sizin elinize o evrak geçerse. Kaldı ki adi posta sistemi kullandığı için Sosyal Güvenlik Kurumu çoğunuzun evrakları postalarda kaybolacak ve sizler hala evrak bekleyeceksiniz. Dolayısıyla 3 aylık hakkınız ölmüş olacak ve bu arada bu şekilde yaklaşık 500 bin gurbetçi vatandaşımızın talebi iptal olmuş olacak. Bu kadar net söylüyorum ve tekrarlamak istiyorum. Bir telefonumuz varmış sanırım. Alo. Kapalı telefonu. Evet. Dedik ki toplamda şu anki durumla net 500 bin gurbetçi vatandaşımızın yurt dışı borçlanma talebi kendi başvurusu üzerinden zaten 700 TL olacak şekilde başvuru yaptı gurbetçilerimiz. Üstüne bir de Sosyal Güvenlik Sistemi onlardan 3 sefer posta gönderecek. Bunlardan bir tanesi dedik emniyet giriş çıkışları. Emniyet giriş çıkışları için şu anda 1 milyon talepten de aynı emniyet giriş çıkışları isteniyor. Yani aslında niye isteniyor onu da anlatmak istiyorum. Şimdi sizlerin Türkiye'ye girip çıktığınız süreler, o emniyet pasaport giriş çıkışlarınızla alındığı anda sizin Türkiye'de bayrama, seyrana, cenazeye, düğüne, ölüme, tatile geldiğiniz günleri borçlanma hakkınız yok. Dolayısıyla Türkiye'de olduğunuz süreleri görebilmek için emniyet giriş çıkışları çok önemli. Bazı emniyet birimleri bu kayıtları zamanında 92'den bu yana sağlıklı şekilde pasaportları kaydetmediği için çoğu vatandaşımız da bu konudan mağdur oluyor. Ne gibi mağdur oluyor? Örnek verelim. 94'te vatandaşımız Türkiye'ye tatile gelmiş. Çıkarken pasaportu mührü vurdurmuş ama emniyet sistemine o işlenmemiş. Dolayısıyla bir dahaki sene geldiği tarihe kadar o aradaki 1 yıllık süreyi borçlanma hakkınız ölüyor. Bu kadar net söylüyorum. Onu almaktan hariç bir de sizin pasaportlarınızla karşılaştırılıp yapılması lazım. Biz zaten 44 bine yakın gurbetçi vatandaşımızın emeklilik işlemini yaparken bunların hepsini alıp karşılaştırıp ondan sonra sosyal güvenliğe başvuru yaptık. Dolayısıyla şu anda 1 milyon talep olduğu için çoğunuz da bu evrakların peşine düşemeyeceksiniz. Yani o sosyal güvenlik sisteminden adi postayla evrak da çıkmış olsa, sizin elinize de ulaşmış olsa, hangi biriniz iş yerinden 10 günlüğüne, 1 haftalığına, şu anda Türkiye'deki bütün emniyetler 10 günlüğüne, 15 günlüğüne süre veriyor. Diyorlar ki evraklarınızı bırakın. Bir 15 gün sonra gelin alın. Hangi biriniz bunun peşinde koşacaksınız? Veya hangi bir gurbetçimiz iş yerinden izin alıp Avrupa'dan gelip buraya emniyet giriş çıkışlarını tamamlayacak? Veya sizin ikamet belgeleriniz ve rente kasalarınız. Bakın bu çok önemli. Sosyal güvenlik sistemine rente kasalarınızı belki zarfın içine koyup gönderdiniz. Ama sosyal güvenlik şu andaki 1 milyon talepten dolayı hepinizden tekrar yazı çıkartacak ve bu yazılar adi posta sistemiyle gönderilecek ve hepinizden bunların tercümesini isteyecekler. Bayanlar için Meldebe Şanikuk, erkekler için rente kasa. Zaten bayanlar için mecbursun rente kasayla Meldebe Şanikuk'u göndermeye. Eğer gönderdiysen tekrar tercüme isteyecekler senden. Eğer göndermediysen bunların bir yandan tercümesini ayarlayın. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Geçen hafta içi açık ve net söylüyorum. Bu 500 bin kişinin evraklarının postada kaybolmasından dolayı haklarının düşeceğini bildiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettik. Bakın bu kadar net söylüyorum.
şahsım adıma, firmam adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettim. İnşallah olumlu olur. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu 500 bin kişi hali hazırda şu anda borçlanmalarını yatırıp devletin kasasına sonuçta para yatıracak. Ve 500 bin kişi, özür diliyorum, aslında 1 milyon ama postada kaybolacakların 500 bin olduğunu düşünürsek, yarı yarıya fire vereceğini düşünürsek 500 bin gurbetçimizin devlete 100'er bin lira para yatırması en az. 100'er bin lira ve Sayın Cumhurbaşkanıma, başkanımıza eğer randevu verirse bununla ilgili bir briefing vermek istiyoruz. Sosyal güvenlik sistemindeki adi posta sisteminin evrakların çoğunun kaybolma riskine bu vatandaşlarımızın hükümetin, devletin kasasına para yatıramayacağı anlamına geliyor. Ve dolayısıyla Avrupa'da çalışmaya devam ettiği için gurbetçilerimiz, varsayalım bu 500 bin değil, şu anda 1 milyon talebin hepsi borçlanmasını yatırsa bile çoğu vatandaşımız, yani bunların %99'u Avrupa'da çalışmaya devam ettiği için bu maaşı alamayacak. Ve şunu da söyleyeceğim, diyeceğim ki Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki gurbetçimiz zaten yurt dışı borçlanmada işi bilmediği için 700 TL aylık alacak şekilde başvuru yaptı. Bu talepler düşerse bu vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönme kapısı da kapanmış olacak diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız eğer randevumuza olumlu cevap verirse diyorum. Şimdi 31 Temmuz'da başvuruları kaçıranlara geçmeden önce diyorum ki 31 Temmuz'da kendi müracaatınızı kendiniz yaptıysanız çok acil. İster 0312 431 33 35'e ulaşın. Bana ulaşın. Yarın sabah, yarın öğlenden sonra işleminizi bize teslim edin. Ne emniyet giriş çıkışıyla sıkıntı çekin, ne 700 lira maaşın arkasından koşun, ne de çok önemli eksik evrakların tamamlanmasında postada evraklarınızın kaybolma riskinden kurtulmuş olun. Ama şunu da söylüyorum. Mutlaka işin ehli firmaları bulun. Araştırın, emeklisi var mı? Sosyal medyadan araştırın. Gerçi çok fazla bir süreniz kalmadı. Bizi tanıyan zaten bize işini teslim ediyor. Sadece 31 Temmuz'da, bakın bu kadar net söylüyorum. Türkiye genelindeki 1 milyon talepten 475 tanesi kendi başına başvuru yapıp işlemini bize teslim etmiş durumda. Net söylüyorum, rakam 475 şu anda. Dört koldan çalışmaya devam ediyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. 31 Temmuz'dan sonra müracaatını yapmamış olanlar, kaçırmış olanlar, 2 numaralı VTR'miz sizin için geliyor. 2 numaralı VTR'mizi bir izleyelim. Ondan sonra mahkemeyi konuşacağız. 2 numaralı VTR'yi yayınlayalım. Arkadaşlar merhabalar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Bizde durmak yok. Yola devam, çalışmaya devam ediyoruz. Bugün günlerden pazartesi, ayın 9'u. Dün Akit TV'de programımız vardı biliyorsunuz. Şu anda 31 Temmuz'da kendi müracaatını kendi yapanlar harici 31 Temmuz'daki müracaatı kaçıranlardan net 53 kişiye dava açmış durumdayız. Sadece bugün itibariyle yaklaşık 8 kişinin mahkemelik işlerini aldık ve bu sayıyı 53'e çıkarttık. 53 gurbetçimiz 31 Temmuz'daki başvuruyu kaçırarak mahkemeyle eski sistem üzerinden emekli olmak için emeklilik işlemlerini firmamızda teslim etti. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Erdem Danışmanlık'la durmak yok, yola devam. Mahkemeleri açtıkça bu sistemi eski sisteme çevirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu zorda kalıp bu davalar kazanıldıktan sonra eski sisteme dönmek zorunda kalacak. Lütfen 31 Temmuz'da başvurusunu kaçıranlar mutlaka ve mutlaka bize ulaşsın. Davalarını açalım. Bundan sonraki gurbetçimizin de bu sıkıntısını halletmiş olalım diyorum. Allah'a emanet olun. Evet, 31 Temmuz'da başvurusunu kaçıranlar, hiç sıkmayın canınızı. Şu anda 63, 58 dedim ama 63'ü bulduk bu VTR'yi çektik çekeli. Şu anda 63 gurbetçi vatandaşımız için dava açmış durumdayız. Telefonda bir misafirimiz varmış. Alo, alo diyelim. Alo. Merhabalar, kiminle görüşüyorum? Merhabalar, iyi günler, hayırlı yayınlar. Ben Kocaeli Körfez'den Yavuz Yıldırım. Buyurun Yavuz Bey, nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi beyefendi şeyinizi, programınızı dinliyordum da oradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorsunuz. Ben de bu sizin aracında sesleniyorum. Benim kardeşim Almanya'da bir emekli oldu. Ameliyat oldu 4 sene evvel. İçeri giren sesli rejimize rica edelim. Azıcık yükseltebilirlerse, ses net anlaşılmıyor. Buyurun.
Buyurun efendim Yavuz Bey. Kardeşim Almanya'da ameliyat oldu. Sağ tarafı felçli kalktı. Önceden de burada sigortası olduğu için biz bunu parasını yatırdık. Tamam, 2014 çok güzel. Veya 2015'te 23 bin lira yatırdık, emekli yaptık. 2 sene maaş verdiler, 2 senenin sonunda kestiler. Heyete girecek dediler. Getirdi, 3 sefer getirttirdiler. 3 sefer hasta felçli adamı. Üniversite Kocaeli Umuttepe Üniversite Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi bize buranın sigortası red verdi dediler. Bakın ben de bu durum... Yavuz Bey, ben bu işin içindeyim. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Senin evet. dediğin 23 bin TL. Doğru mu anlıyorum? Burada önceden sigortası olduğu için. Bakın, siz 1800 güne tamamlayıp mahallen emekli etmek için hastaneye başvurmuşsunuz ve mahalliyetiniz, Almanya'daki raporunuz incelenmiş, kabul edilmiş. Bunda evet. bir sıkıntı yok. Ama ondan sonra ömür boyu mahallen emekli olacak diye bir şey yok. Kontrolleri var onun. Eğer mahalliyeti düşürüldüyse sizin yani çok kanunsuz bir şey yapılmış gibi anlattınız. Ben yani bu işin içinde olduğum için sizin yıllık kontrolleriniz var. Kardeşinizin Almanya'da da kontrolü var, biliyor musunuz efendim? Onu biliyorum. Zaten kardeşimin de Almanya'da devamlı iyileşemez raporu var. Tamam. Ve burada iki tane hastane aslında red vermemiş. Biz bunu gazeteye verince, gazetelerden çıkınca İl Sağlık Müdürlüğü çağırdı beni. Benle bunu bizim dedi hastanelerimiz. Evet. Biz hani göremiyoruz şifreyi. Onlar şifreyle girip diyor %100 ağır engelli raporu verilmiş ve yardımcısı hiçbir iş yapamaz. Evet. Bizim diyor hastanelerimizde sorun yok beyefendi diyor. Şu anda zaten mahkemeye de verdik. Yani bunu ben de Cumhurbaşkanı'na arayacağım. Bu insan ben diyorum ki kardeşim ya siz orada nasıl yapıyorsunuz? Orada diyor iki tane doktor gelir. Güzel sohbet eder, bakarlar, yürür, konuşturur, eline baktırır, ayağına evet. baktırır. Devam ediyor der ki de biz burada 13 doktora 10 gün uğraştık. 3 sefer geldi kardeşim. Bu işleri düzeltiyor. Biz bizim için konuşmuyoruz. Yani bütün vatandaşlar mağdur bu durumda. Evet, bakın ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de bu mahallen emeklilik konusu çok sömürülüyor. Çok evet. art niyetli insanlar var. Bununla evet. ilgili zaten siz mahallen emeklilik için Avrupa'daki raporlarınızı getirmiş olsanız da Ankara'daki Kocatepe Sağlık Kurulu'nda 6 kişilik heyetten geçmiş de mahallen emekli evet. olmuşsun. Ben sana şunu söyleyeyim. Açık söylüyorum. Türkiye'de mahallen emekli olmak çok zordur. Yani onu da başarmışsınız. İnşallah devamını dilerim. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Söylemek istediğiniz Amin. Başka bir şey var mı? Yok zaten Akit TV'de biz bunun ben geldim röportajını yaptım. Herhalde birkaç gün sonra çıkaracaklar bunu. Doğrudur. Doğrudur üstadım. He. Ama tekrar He. söylüyorum. Mahallen emeklilik Türkiye'de çok basit bir işlem değil. Evet. Ve çok özür dileyerek söylüyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. Yani kardeşinizin kontrole girmesi kadar doğal bir şey de yok. Yanlış tamam, anlamayın benim söylediğimi. Raporlar diyor ki üniversite raporları ve iki hastane %100 engelli diyor. Tamam. Nasıl oluyor? Ben buranın sigorta müdürüne gittim. Siz diyorum bunu önce nasıl emeklediniz? Kağıtlara bakarak. Şimdi diyorum 13 doktor buna %100 ağır engelli ve... Bakın konuyu uzatmak için söylemiyorum. Ağır engelli olan insanın bile... Yani iyileşme olasılığı olabilir. Kontrole niye girmesin? Yani bu kadar doğal bir şey varken kontrole girebilir. Belki red vermişlerdir. Dava açar da hakkını savunursun. Sıkıntı yok diyorum. Var mı başka bir şey? Yavuz yok, Bey. Yok tamam. Teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Evet. Yavuz Bey'e teşekkür ediyoruz. Hatta bağlandığı için. Allah şifa versin hastasına diyelim. Devam ediyoruz konularımıza. Ekrandaki numaramızı söylüyorum. Yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız. Kendi başına 31 Temmuz'da başvuru yapanlar o sosyal güvenlik sistemini bilmedikleri için onların Avrupa'daki ilk işe giriş tarihlerini yani 1980 ise 1980'den başlamak kaydıyla 85 ise 85'ten başlamak kaydıyla yazmadıkları için veya oradaki bayanların hiç çalışması olmasa bile orada doğum yaptığı ilk tarihi bizim gurbetçimiz zannediyor ki ben rente kasayı verdim o süreyi bana verirler. Böyle bir dünya yok. Yasa açık. Sizin verdiğiniz belgeler 30 yıllık 40 yıllık süreler. Onun içinden siz eğer yıllarınızı seçmediyseniz kaldı ki şu anda 900 bin talep bu yılları seçmeden formül başvuru yaptı. Ve bu insanlar 5000 gün ve 3600 gün veya 5000 küsür gün borçlanma talebinde bulundular. Ama
ne konsolosluk, ne sosyal güvenlik kurumları, ne arkadaşlarınız sizi bilmediğinden dolayı bu yasayı yönlendirmediler. Ve konsolosluklarda ve sosyal güvenlikte iş talimat var. Bakın ne diyor iş talimat biliyor musunuz? Eğer vatandaşlarımız yani sizler o borçlanma talebinde bulunurken benim Avrupa'da işe giriş tarihimi yazın demediyse siz oraya 5000 günle 3600 günü yazdırmakla yükümlüsünüz. Yani aslında bizim devlet memurlarımız bu yasayı açıkmen biliyor. Hangi ilde işlemini yaparsan Avrupa'daki işe giriş tarihini o forma yazılması gerektiği maaşın 2000 lira üzerine çıkacağı anlamına gelirken hiçbir konsolosluk çalışanı bunları bu forma yazdırmıyor. Yazdırmadı da dolayısıyla sizler göndereceğiniz hizmet cetvelindeki veya dosyanın içine koyduğunuz hizmet cetvelindeki veya bayanların ikamet süresindeki en son tarih ne zaman? 2019. 2019'dan borçlanmanız geri çekilecek ve maaşınız 700 TL. 800 bile yok. Bakın tekrar söylüyorum. 700 TL olacak şekilde başvuru yaptınız. Ve tekrar söylüyorum. Bununla ilgili şu anda 31 Temmuz'dan sonra net dün akşam itibariyle 475 gurbetçi vatandaşımız bu işlemi düzenleyip bu evrakların kaybolma riskinden kurtulmak veya bu sistemle boğuşmamak için işlerini bize teslim ettiler. Sizlere tavsiyem. Burada Türkiye. Burada Almanya'daki gibi her şeyin aynı prosedürde yürüdüğüne alışmanızdan dolayı siz bu formları kendi başınıza doldurdunuz. Ve bu saatten sonra tek başınıza yürüyemezsiniz. Eskiden diyordum ki açık söylüyorum. Biliyorsunuz ben yıllardır buradayım. Akit TV ailesinin içindeyim. Ve diyordum ki kardeşim bana inanmıyor musunuz? Yapın borçlanmanızı. Paranızı yatırın. Paranızı yatırın. Aylığınızı bağlatın. Bakın eski söylediklerimden söylüyorum. Eğer benim dediğim rakam çıkarsa veya beğenmediğiniz bir rakam çıkarsa maaşı çekmezsiniz. Bozar yeniden yaparım diyordum. Şimdi 31 Temmuz itibariyle bir daha bu şekilde borçlanma hakkınız yok. Ya bunu düzelteceğiz ya 700 lira maaş alacaksın. Ya da o 700 lirayı da evrakların postada kaybolmazsa sana çıkacak. 3 tane net evrak çıkacak. 3 tane net evrak çıkacak. Ve siz o postada evrakların kaybolmasından dolayı sıkıntı çekeceksiniz diyorum. Ve sizden rica ediyorum, rejimize diye rica edelim. Halide Aldemir'in 3 numaralı VTR'sini yayınlayalım. Ve rejimize rica edelim içerideki stüdyomuza Halide Aldemir'in eşi Mehmet Bey, onu da telefona bağlayalım mümkünse. 3 numaralı VTR'yi izleyelim. Evet, emeklerimizi açıklamaya devam ediyoruz. Bizde durmak yok, yola devam. 31 Temmuz'dan önce işlerini teslim edenlerin bir ay içinde işlerini bitirmeye devam ediyoruz. Kaldı ki şu anda biliyorsunuz 1 milyon talep var ve bunların 800 bininde daha evraklarını bekliyor. Hiçbir şey yok ortada. Ne borçlanma var ne onlardan emniyet giriş çıkışı istedikleri için, isteyecekleri için hiçbir gelişme yok. Ama Erdem Danışmanlık bu işlemleri bir ayda profesyonelce bitirmeye devam ediyor. Almanya'dan Halide Aldemir 31 Temmuz'dan önce bize müracaat etti. Borçlanmasını çıkarttık, parasını yatırdı. Ve az önce 3600 günde 2500 lira civarı maaşla emekli olacağına dair 58 yaşında emekli olur yazısını çıkarttık. Bakın tekrar söylüyorum. 31 Temmuz'dan önceki müracaatlarla biz şu anda emeklilik işlemlerini bitirmiş durumdayız. Yani siz daha ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Başvurularınızın ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz. Sizlerden istenecek evrakların postada kaybolup kaybolmayacağını bilmiyorsunuz. Kaldı ki her programında ya da her platformda anlattığım gibi
adi posta kullandığı için sosyal güvenlik kurumları çoğunuza çıkan evrakla ulaşmadığı için hakkınız ölecek. Bakın bir ay içinde bütün işlemleri bitirdik Halide Hanım'ın, Halide Haldemir'e. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizde durmak yok, yola devam. 31 Temmuz'dan önce müracaat edenler mutlaka artık bu saatten sonra işinizi tek başınıza yürütemezsiniz. İşte ispatı. Bir ay içinde emeklilik işlemlerini bitirdik. Bize dönün, işinizi teslim edin. Hem yaptığınız yanlış borçlanmayı düzenleyelim, hem maaşınız yüksek olacak şekilde hakkınız kaybolmadan Türkiye'deki emniyet giriş çıkışlarını da biz tamamlayıp vekaletinizle işlemlerinizi biz bitirelim diyorum. Allah'a emanet olun. İşte böyle emeklilerimizin VTR'lerini çekip canlı yayında sizlerin karşısına koyuyoruz ki bizi dışarıdaki firmalarla bir tutmayın diye. Bu çok önemli. Hatta ben bu vatandaşlarımızı canlı yayına bağlayıp kendilerinin de konuşmasını istiyorum. Eğer emeklilerimizden varsa canlı yayına bağlanmak isteyen, onlar da 0312'li numarayı arayabilir. Şu anki cep numaramdan yaklaşık 30'a yakın Avrupa'dan arama var. Bunları canlı yayında buradan açamıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. WhatsApp'tan sorularınızı yazın. Aynı zamanda cep numaram, programdan sonra da arayabilirsiniz diyorum. Bir telefonumuz varmış. Alo diyelim. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk kardeşim. Hayırlı pazarlar. Kimle görüşüyoruz? Allah razı olsun. Ben Gökhan Mucuk. Almanya'dan arıyorum. Gökhan Bey, neresindesiniz Almanya'nın? Hamburg kentindenim. Hamburg'danım. Peki o zaman aramışken soralım. Programı izliyor musunuz? Devamlı takip ediyor musunuz? Yoksa sadece... Evet, programı devamlı takip ediyoruz. Allah sizden razı olsun bizlere yardımcı olduğunuz için. Peki Gökhan Bey, şu çok önemli bizim için ve Akit TV ailesi olarak. Biz dışarıdaki gibi sizleri zarara uğratmayacak şekilde doğru bilgilendirme yaptığımızı anlayabiliyor musunuz? Bu bizim için çok önemli. Tabii ki. Şimdi doğru bilgilendirmeseniz sizi aramazdık yani. Allah razı olsun. Bakın Allah 31 Temmuz'daki Gökhan Bey, herkese söylemiş olayım. 31 Temmuz'daki yasayı biz 6 aydır Türkiye genelinde tek biz burada 6 ay boyunca bu maaşların 1000 liraya düşeceğini, hatta İstanbul seçimlerinden sonra bu yasanın yürürlüğe gireceğine kadar Akit TV'de burada bir ilki gerçekleştirip 6 ay boyunca bu yasanın çıkacağını duyurduk. Maalesef 31 Temmuz'da yasa yürürlüğe girdi ama çok karma karışık bir şekilde girdi. Dolayısıyla çoğu vatandaşımız, hatta bütün yurt dışındaki vatandaşlarımız bu yasayla mağdur edilmiş oldu. Sizi dinliyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi benim sorunum şu. 1974'te Türkiye'de çalışmışlığım vardı 50 gün. Tamam. 2012'de Türkiye'de Sivas'ta emekliliğe başvurduk. Buradan bütün çalışmış cetvellerimi götürdüm. 1958 doğumluyum bu arada. Evet, 61 yaşındasın. Evet, şu anda 61 yaşındayım. Evet. Aşağı yukarı 22.500 euro yatırdık. 5.000 günden beni emekli yaptılar. Benim sorunum şu kardeşim. Buyurun. Bana 877 lira aylık bağladılar. Buraya geldik, buradaki benim yaştaki arkadaşlarım. Yani 2.400 lira bağladılar. Yani. 2.400 lira bağladılar. Sana 800 lira bağladılar. Aynen. 877 lirayla ben emekli oldum. Bir daha söyle 5000. Abi. Abi bir daha söyler misin rakamı? Ne kadar maaş aldın? 22.000 euro para yatırdın. Ne kadar maaş bağladılar? 877 lira. Bakın, Avrupa ilk işe giriş tarihiniz nedir? 1981. Sen hatayı nerede yaptın biliyor musun? Bu maaş şu anda 2600 TL'ydi. Eğer işi bilen biri tarafından yönlendirilmiş ya da işlemin işi bilen biri tarafından yapılmış olsaydı senin borçlanmana 81'den başlamak kaydıyla yazacaktı ve otomatik memo maaş 2400 lira olacaktı. Şu an ne kadar alıyorsun? Ben şu anda dondurdum. Dondurdum. Almıyorum. Çalışmaya devam ediyorsun Avrupa'da. Mantıklı olanı yapmışsın. Peki burada mutlaka bu işi adam akıllı takip edecek birine ihtiyaç olduğunu anladınız ama işten geçti. Aynen ama kardeşim ben Sivas Sosyal Sigortalar Kurumu'nda yapıldı bu benim şeyim. Evet, ben de onu anlatıyorum. Bak demin ne dedim Gökhan Bey?
Dedim ki sosyal güvenlik memurları sistemi bildiği halde iç talimat olduğundan dolayı sizin istemediğiniz sürece o Avrupa'daki işe giriş tarihinizden, bakın Avrupa'daki işe giriş tarihinizin arkasındaki 82, 83, 84'ü işlememekle iç emir var. Siz Avrupa'da her şeyin prosedürde yürümesinden dolayı, o memurların sizin hakkınızı savunmasından dolayı, o yaşam tarzına alıştığınız için buradaki memurları da aynı zannediyorsunuz. Burada sizin gittiğinizi boş verin. 90'dan bu yana 27 tane yurt dışı borçlanma yasası değişti. Şimdi şu sizin durumunuza şu anda Türkiye'deki 1 milyon talebin 900 bini de aynı şekilde talepte bulundu, biliyor musunuz? Doğru. Ve sizin emekli olduğunuz tarihte, yani başvuru yaptığınız tarihte 2015'ten geri çekeceklerdi. Şimdi vatandaşlarımızın 2019'dan geri çekecekleri için bu maaş 700 TL'ye düşecek. Yani vatandaşlarımız aslında, net söylüyorum, 10 yıllık borçlanma yapmaya kalksa ya da 15 yıllık, yani 5000 günle civarı borçlanma yapmaya kalksa 2019'la 2004 arasındaki 15 yıl işlenecek. Yasa açık ve sizin çektiğinizin aynısını çekecekler. Ben 18 yılda 44 bin gurbetçi emekli ettim. Bakın 44 Allah bin. Allah razı olsun. Ve 44 bini de 2 bin lira üzerine maaş alır. Şimdi bu aradaki net farkı söylersem moraliniz bozulacak ama sizi bir şekilde davayla ben eski haline getireceğimi düşünüyorum. Çünkü bu talebi imzalarken formu sosyal güvenlik memurları doldurdu değil mi? Kendiniz değil. Evet. Yani kendiniz doldurmuş olsanız biz bunu mahkemeyle düzeltemeyiz. Kendin doldurduğun için. Ama sosyal güvenlik kurumundaki memurlar doldurduğu için bunu evet, bir şekilde mahkemeyle çözerim. Yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arası bu numaradan bize dönüş yapın. Siz ailenizi almıyor olsanız bile bu arada mahkemeyle bu sistemi düzeltmeye çalışalım. Ayrıca şunu da söyleyeyim. 900 bin kişi şu anda işi bilmeden maaşları 700 lira olacak şekilde başvuru yaptı. Ve bu gurbetçilerimizin hiçbirinin bundan haberi yok. Onlar zannediyor tamam. Ki... Buyurun. Buyurun, var olsun. Tamam kardeşim, ben yarın arayayım. Allah razı olsun sizden bizi bilgilendirdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yarın ederim. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Programınızın da devamını... Dört gözden, yani tacize ibadetse bekliyoruz. Sosyal medyayla YouTube'dan da takibe geçerseniz orada da otomatik program harici bütün emeklerimizi, teşekkür mesajlarını, kendi videolarını görebilirsiniz diyorum. Teşekkür ederim. Gökhan Bey'e yayına bağlandığı için teşekkür ediyoruz. Tam üzerine bastı aslında. Yani Gökhan Bey'e ara desek böyle denk getiremezdi. Gökhan Bey kendi başına işlem yaptığı için... Ve sizler de aynı şekilde başvuru yaptınız. Dolayısıyla yasanın açık olduğu şekilde maaşlarınız 700 TL olacak şekilde. Bakın ona 800 TL bağlandı. Niye biliyor musunuz? Ona 2015'ten geri çektiler. Size 2019'dan geri çekecekler. Çok acil bize dönüş yapmanız gerekiyor. Bırakın dosyanızı, çok acil vekaletinizi gönderin. Dosyanızı düzenleyelim diyorum. Bize ulaşmanızı tavsiye ediyorum. VTR'lerimiz var. Canlı yayında WhatsApp'tan sorularımız gelmiş. Şu anda 50'ye yakın soru görüyorum WhatsApp'ta. Çok değişik sorular ama bunlar yarın öğlen 1.30'da bizi arayacaklar. Birebir benimle görüşecekler. Bakın ben dünya genelinde 5 milyon gurbetçi vatandaşımız var. Ve ben 18 yıllık süre boyunca 700 bine yakın gurbetçi vatandaşımızın birebir emeklilik hesabını yaptım. Bunlardan 44 binini aldım ve şu anda takip ettiğimiz net dosya sayısı 2500'ü geçmiş durumda. Niye? Zaten bizim 1200'e yakın dosyamız vardı. Her ay dosyalarımız geliyordu. Gurbetçilerimizin buradaki programdaki bizi izlemelerinden, güvenmelerinden dolayı. 31 Temmuz'dan önce 700'e yakın gurbetçimizi Ankara'ya indirip işlemlerini aldık ve bu insanlara biz 2000 lira üzeri maaş alacak şekilde başvuru yaptık. 31 Temmuz'dan sonra net söylüyorum, 475 gurbetçimiz de kendi başına işine başvuru yaptı ve bizim programlarımızı gerek burada gerek diğer kanaldaki programımızı izleyerek işlerini bize teslim ettiler. Onlar yaptığı hatanın farkına vardı. Fakat sizler bu sistemde devam ederseniz ne borçlanma göreceksiniz,
ne 700 lira maaş göreceksiniz. Çünkü sosyal güvenlik sisteminde evraklar adi posta üzerinden çıkartılıyor. Dolayısıyla ister borçlanma çıkmış olsun, ister sizden istenecek belgelerin onlara size gönderdikleri postayla ulaşma ihtimali çok düşük olacak. Çoğu evraklar postada kaybolacak ve o 700 lirayı bile arayacaksınız ama biz dosyanızı düzenleyeceğiz diyorum. Bir telefonumuz daha varmış, alalım. Alo diyelim. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler efendim, hayırlı pazarlar. Kiminle görüşüyoruz? Hayırlı pazarlar. Benim ismim Mehmet, Fransa'dan arıyorum. Buyurun. Bu emeklilikle alakalı. Buyurun Mehmet Bey. Ya biraz önceki konuşmanıza nezareten dediniz ki mektupla başvurularla emeklilik daha düşük ücret oluyor demiştiniz. Formülünde başvuru yapmadığınız için dedim Mehmet Bey. Formülünde yurt dışı borçlanma formu doldurmadığınız için dedim. Yani siz ne yaptınız 31 Temmuz'dan önce müracaat ettiniz mi efendim? Evet, ben müracaat ettim. Sosyal Sigorta Kurumu'nun sitesinden formu kendim indirdim. Tamam. O formu düzenledim, doldurdum. Tamam. Sonra yurt dışı borçlanmayla alakalı belgesini de aldım, içine koydum. Rente kasayı da koydun içine. İadeli taahhütlü, evet, sosyal güvenliğe gönderdin. Onda sıkıntı, evet, yok. Ben iadeli taahhütlü gönderdim ve kendim de aradım. Bizzat mektubumu almışlar, işleme koymuşlar. Bakın, isminiz Mehmet miydi? Mehmet. Mehmet Bey, size iki şey anlatacağım. Bununla ilgili sıkıntımız yok. Sıkıntı şurada. Bir, 700 lira maaş alacak şekilde başvuru yaptın dedim. Az önceki beyefendi gibi. Şimdi, evet, ben sana soruyorum ve bunu ispatlayacağım sana. Yurt dışı borçlanma formunu aldın. Kaç günlük borçlanma talebinde bulundun? Şimdi orada ben azami dedim. Yani azami demiyor. Demek. Bakın, ben o azami demek... En yüksek rakamdan yatırmak demek. En yüksek, evet, rakamdan bahsetmiyorum. Azami dediğin 800 bin lira. Niye böyle bir şey yaptın? O da ayrı bir olay. Yani asgari farklı bir şey. Amaç asgariden ödeyip yüksek maaş bağlatmak. Azami 800 bin lira. Sen şimdi 800 bin liralık başvuru yaptın. Biz onu değiştirme imkanımız yok mu? Zaten ben aradım Sosyal Güvenlik Kurumu'nu. Evet. Dedim böyle, ben işaretleme yerine dedim askeri yazacağım ama azami diye işaretlemişim. Bunda bir problem olur mu dedim. Olmaz dediler. Olmaz mı dediler? Evet efendim. Evet, azami işaretlediysen borçlanman 7 katında çıkacak güzel kardeşim. Bu bir. Varsayalım asgari işaret düzenlediler onlar. Onlar asgariye, evet, çevirdiler bunu. İmkansız. Tamam. Ama tekrar söylüyorum. Kaç gün borçlanma talebinde bulundun? Yani orada borçlanma talebi diye tek yazmıyor. Olur mu öyle durumda? Şey? Borçlanmak istediğiniz gün yazıyor. Bak ben ne anlattım? Ben dedim ki Avrupa işe giriş tarihini başlamak kaydıyla yazmazsan 700 lira aylık alacaksın dedim. Asgari tutar üzerinden. Yani senin çevirmek istediğin, evet, tutar üzerinden. Kaldı ki buna 3600 veya 5000 de yazmak zorundaydın. Evet. Yani aslında sen tamamen yanlış bir başvuru yapmışsın. Bir, azami 750 bin TL'lik borçlanma talebinde bulunmuşsun. Bu bir. Düzeltebilirler mi? Yasal hem bunu düzeltemezler. Hangiyle başvuru yaptın? Ankara. Ankara'ya. Memleket neresi? Yozgat. Yozgatlısın. Güzel kardeşim. Bir, buyurun, sen beni yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arası bir ara, o borçlanma formun elinde mi? Fotokopisi. Ya işte şöyle, fotokopisini çekmeyi unutmuşum. Direkt göndermiştim. Acil, biliyorsunuz, son bir hafta, iki hafta kalası insanlar duyuru oldu Avrupa'da. Şimdi hatta biz size almadan, ben şey yapayım, bir görüşeyim size, bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bakın, tabii, sosyal güvenlik sisteminde senin göndereceğin evrakları anlatmadım ben. Önce maaşın 700 lira olacak şekli anlattım. Şimdi sosyal, evet, güvenlik senden 3 tane evrak isteyecek. 3 tane ayrı ayrı posta çıkartacak. Bir, senin pasaport giriş çıkışlarında Türkiye'deki emniyetlerden giriş çıkışlarını isteyecek. Söylediğimi anlayabildin mi? Evet. Sen şimdi daha borçlanma gelmiyor sana. Önce senden senin Fransa'da pasaportlarınla Türkiye'de emniyet giriş çıkışları isteyecek. Ve şu anda 1 milyon talep içinde bunlar bütün herkes için istenecek. Evet. Türkiye'ye gelip bu evrakların peşinde koşabilecek misin? Veya kontrol edebilecek misin alsan da bunları?
Yani çok kolay değil. Doğru söylüyorsun. Çalışan hiçbiri şu anda 1 milyon talep varken bütün emniyetler 15 gün süre veriyor. Önce evraklarını teslim ediyorsun güzel kardeşim oraya. Ondan sonra 15 gün sonra gidip emniyetleri alıyorsun. Ve emniyetleri almak da önemli değil. Sizin pasaportlarınızda bunun özel şahıslar, sen de dahil kontrol etmek zorundasın. Birebir pasaportlarınla, mühürleriyle doğru olup olmadığını kontrol etmek zorundasın. Anlıyor musunuz? Evet. Ve bunu yapamayacaksın. İki, evraklarını vermişsin. Üç, Sosyal Güvenlik Kurumu adi posta sistemi kullanır. 50 kuruşluk evrak. Bakın demin ne dedim? Binlerce gurbetçimizin, yaklaşık 500 bin gurbetçimizin bu çıkacak evrakların ellerine ulaşmamasından dolayı 3 ay içindeki sürelerinde evraklarını tamamlayamadıkları için hakkının öleceğini ve bununla ilgili Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ettiğimi söyledim. Bakın durumun ne kadar vahim olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bir şey sorabilir miyim? Müracaat tarihinden sonra 3 ay içerisinde bu işlemlerin gerçekleşmesi lazım. Doğru mu? Hayır. Size borçlanma talebi çıktıktan sonra 3 ay. Ha, çıktıktan 31 sonra. Temmuz yok. Şu anda 1 milyon talep var. Belki 6 ay sonra çıkacak. O kadar yoğunluk var ki. Ankara'da sadece 300 bin talep var. Sadece Ankara'da. Evet. Ankara'nın çevresi biliyorsunuz iller. Sen muhtemelen Yozgatlısın ama Ankara'da ikamet ettiğin için Ankara'dan başvuru aynen yapmışsın. Aynen. Ama tamamen yanlış yapmışsın. Biz de Ankara'dayız. Tamam mı kardeşim? Yarın öğlen bir ara. Arkasından çıkacak evraklar senin için bir sorun. Azami büyük bir sorun. Çünkü 750 bin liralık talepte bulunmuşsun. Ve hiçbir memur bunu değiştiremez kardeşim. Sen talebin üzerinde oynama yapma ihtimali yok. Anlıyor musunuz? Bir ikincisi, demin de anlattım, asgariye çevirme ihtimalin de yok ama çok özür dileyerek söylüyorum. Kendi başına başvuru yapanların %99'u asgari işaretledi. Ve asgari tutar üzerinden Avrupa işe giriş tarihinizi, Avrupa işe giriş tarihi nedir Fransa? Benim 90. 90. 90'ı yazmadığın için, 90'dan başlamak kaydıyla yazmadığın için 700 lira maaş alacak şekilde de işlem yaptınız. Ama efendim benim gönderdiğim evraklar, benim bu Fransa'daki Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığım evrakların tarihleri yazılır kaçta başladığım diye. Bizim o zaman şöyle diyeceğiz. Onu düşünüyorsan 90'dan 2019'a 29 yıllık süre var. 29 yılımı vermelerini istiyorsun. 10 yıl sana yeterken. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hepsini alırsan kaç para ödeyeceksin biliyor musun? Ne kadar? Ya 29 yıl şu anda 30 yıl desen... Eski rakamla söylüyorum. Günlüğü 27 nokta. Hemen hesaplayayım. Anlayın diye anlatıyorum. 29 tabii çarpı 10.080 gün ama 10.000 gün diyelim. Rakamın net 272 bin lira. 1000 lira aylık alacaksın. Niye bunun içinde 99 bin lirayla ya da 140 bin lirayla 2400 lira maaş alacak şekli istemedin? Burada sistem farklı. Ama işte efendim markete gidiyoruz. Bakın çoğu öyle başvurdu. Ben de bir vallahi 900 bin kişi kendine 700 lira aylık bağlayacak şekilde yaptı. Aynı size işte bir şey sorabilir miyim? Markete gidiyoruz. Buyurun. Hepimiz arabamızı alıyoruz, markete giriyoruz, değil mi? Evet. Market arabası. Vitrindeki malzemeyi niye seçmiyorsun? Vitrinde peynir istiyorsan peynirin markasına göre seçeceksin. Yılları niye seçmiyorsun abi? Komple markete alıyorum çıkıyorum diyorsun sen şu an. Diyorsun ki ben hizmet cetvelimi koydum önlerine. Böyle bir şey olabilir mi? Market de orada. İçeri giriyorsun. İstediğin malzeme neyse onu arabanın içine koyuyorsun. Yanlış mı söylüyorum? Doğru söylüyorsun. Doğru. Çok bak, dikkat etmem lazım. Kalem bu, kalem bu söylediklerim yerine aynen geliyor. Ve ben yani bunu işte zaten yıllardır söylüyorum. En güzel örneği. Çevrene bak güzel kardeşim. Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da. Ama bu kanunu gördünüz değil mi? Tam izin zamanında, insanların tam böyle izin zamanında yakalandı bu olay. Evet. Çoğunun haberi oldu, olmadı. 31 Temmuz son gün biliyorsunuz. Burada yani insanlar bunları bir ay yani minimum 10 gün ve 15 gün içerisinde bunları başvuruları yapabiliyor. Çoğu da yapamadı ama. Mehmet Bey, soy isminiz Aldemir değil sanırım. Aldemir mi? Yok. İsmi yanlış yazdılar. Bizim Fransa'dan, Almanya'dan emeklimiz Mehmet Aldemir arayacaktı. Onu yazdılar yanlışlıkla. Mehmet Bey, soy isminizi söyler misiniz bana? Osmancık. Mehmet Osmancık. Yarın öğlen ararsınız beni ama şunu söylemek istiyorum. Biz burada net 6 ay boyunca Akit TV ekranlarında bu yasayı kalem kalem anlattık. Bu maaşların 1000 liraya düşüleceğine kadar, ödeyeceğiniz meblağın düşeceğine, değişeceğine kadar. Ama
O arada bakın bu 6 ay boyunca inanın bana 2500 gurbetçi vatandaşımızı Akit TV vasıtasıyla bize inanıp emekli ettiler. Ve bugün de inanın bana kendi Ankaralı akrabalarım, arkadaşlarım da var yurt dışında. Bugün bir tanesi arayıp teşekkür etti gene yayına bir saat kala. Buradan İlyas Ankara Haymanalı o da Almanya'da. Toprağım sen bana söyledin bunu. Bak beni kurtardın. Şimdi akrabası arkadaşı geçen gün aradı beni mahkemeyle 31 Temmuz'dan sonra müracaatla mahkemeyle olabileceğini söyledim. Ve şu anda 63 kişiye de mahkeme açmış durumdayız. Yani sizler altta o izlemediğiniz için programlara evet. denk gelmediğiniz için doğru. ve saatleriniz uymadığı için. Bakın şunu bir anlayalım. Ben buradayım siz oradasınız ama ben sizle beraberim yıllardır. Bizim karşımızda Sosyal Güvenlik Kurumu var. Ve ben Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hatalarını bile yıllardır burada anlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlatacağım. Bakın bu arada 500 bin kişinin talebi var. 1 milyon talebin 500 bini bu adi posta sisteminden dolayı evrakların kaybolacağını anlatıyorum. Ne demek bu biliyor musunuz? Devlet bütçesine gelecek bir para gelmeyecek. Sen borçlanman eline ulaşmadığı zaman ya da istenilen evrakları zamanında tamamlayamadığın zaman bu hakkı kaybetmiş olacaksın. Dolayısıyla devletimizin kasasına kişi başı 100'er bin lira para yatacak. 500 bin kişi de bu paranın ne yaptığını düşünebiliyor musunuz? Ülke bütçesine ne kadar büyük katkıda bulunacağını biliyor musunuz? Bakın nereden nereye çok acil bir şekilde işlerinizi mutlaka ehil ellere teslim edin. Bu saatten sonra hata kaldırmaz. Bu borçlanma bozulamaz. Bozulursa mahkemeyle eski hakkı almak zorunda kalacaksınız. Evet. Anlatabildim mi? Çok anladım. Acil 31 Temmuz'da işinizi teslim edin. Adam akıllı kurtarabildiğimiz kadarımızı kurtaralım demek istiyorum. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar ben de çok diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Yarın ararsınız yardımcı. Öğleden sonra telefonlaşalım Yersin Bey. Ararsınız. Çok yoğun olacağım. Çünkü yüzlerce arama var. Her hafta da öyle oluyor zaten. Evet. Ben çok teşekkür ederim yayına bağlandığınız için. Ben de size teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar. Sağ olun. Rejimize rica edelim. Mehmet Aldemir az önce VTR'sini yayınladık. Arıyormuş, bağlanamıyormuş. Bir bağlayabilirse rejimizdeki arkadaşlar. Bu arada biz de anlatmaya devam edelim. Hadi bir emekli daha verelim. Nereye gidelim? Az önce Almanya'ya gittik. Şimdi Hollanda'ya gidelim. Hollanda'dan 4 numaralı VTR'mizi arkadaşlar hazırlarsa ben de bir yandan anlatayım. Hollanda'dan Saliha Gümüş, Murat Gümüş, ondan sonra Orhan Gümüş. Bunlar Kastamonulu benim emeklilerim. Onların amcaoğlu. 31 Temmuz'dan önce müracaat ettik. Murat Gümüş'ün işlemlerini inanın. Bakın sizler 31 Temmuz'da müracaat ettiniz. Çoğunuz. Daha hiçbir evrak çıkmadı size. Biz Murat Gümüş'ün işlemini bir ayda bitirdik. Parasını da yatırdık. Emekli olun yasını da çıkarttık. O VTR'yi bir izleyelim. Ondan sonra geri gelin. Merhabalar. Ben Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar. Gerçek emeklilik isteyenlere bu firmayı tavsiye ediyoruz. Hollanda'dan bizim emeklimiz Orhan Gümüş ve Saliha Gümüş eşinin amca çocukları Murat Gümüş. Yanlış hatırlamıyorsam Murat Gümüş. Evet. Emekli sandığında Türkiye'de çalışması vardı ve ben 12. ayda Avrupa'daki toplantılarımda bu maaşların 1000 liraya düşeceğini, ödeyeceğiniz paranın yükseleceğini ve günlerinizin artacağını söyledim ve o dedi ki Ersin Bey işimi teslim ediyorum. 12. aydan sonra emeklilik işlemlerini aldık ve 3600 güne çevirip emekli sandığını SSK'ya çevirip bugün de emekli olur yasını çıkarttık. Murat Gümüş'e Hollanda'ya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gözünüz aydın. Bizde durmak yok. Yola devam. Gerçek emeklilik istiyorsanız, Avrupa'da çalışırken maaş alamayacağınızı biliyorsanız Erdem Danışmanlığa güvenmeye devam edin diyorum. Allah'a emanet olun. Evet, ne yaptık? Siz 31 Temmuz'da müracaat ettiniz. Siz daha borçlanma evraklarını, emniyet giriş çıkışlarını tamamlamanız gerekiyor. Biz böyle 1,5 ayda işlemimizi bitiriyoruz. Bizde durmak yok, yola devam. Lütfen bu saatten sonra 31 Temmuz'dan önce kendi müracaatını kendi yapanlar kesinlikle bu şekilde beklemeyin. Acil bize ulaşın, dosyanızı bize teslim edin, vekaletinizi yollayın. Biz yapalım işlemlerinizi. Çünkü bu arkasında bir daha alınmayacak bir hak. Bu kadar net söylüyorum.
oyun oynanmayacak bir dönemdesiniz. Bir VTR'miz var da ama ona da program yetmiyor, saat yetmiyor. Bir Gülbal ziyaretimize gelmişti, bizim emeklimiz Ankara Koçhisarlı. Onu da sosyal medyadaki hesaplarımızı takibe geçerseniz ya da YouTube'umuza bakarsanız görürsünüz. 31 Temmuz'da başvurusunu kaçıranlar için çok kısa konuşacağım. Şu anda 63 vatandaşımıza dava açmış durumdayız. Mahkemelerimiz devam ediyor. Çok acil dönüş yapın. Bakın 12. ayda büyük bir zam daha var. O zamdan da etkilenmeden davamızı içeri açmış olalım. Ve %80 ile %90 arasında Türkiye'de eski çalışması olanların davalarını kazanacağız. Borçlanmasının bir kısmını yatırmış olanlar dahil. Yalnız profesyonel ellerde yapılması lazım diyorum. 0312 431 33 35'ten. Bize yarın öğlen itibariyle 1.30'dan akşam 6'ya kadar ulaşın. Veya ekranda gördüğünüz numarası 506-689-9130. Hem WhatsApp hem aynı anda da cep numaram. Yüzlerce arama var. Lütfen yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arası birebir beni arayın, görüşün. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.